Evet, bugün karşınızda CHP'nin 450 MT versiyonuyla bir video çekiminde bulunuyoruz arkadaşlar. 450 MT yeni çıkarttığı enduro versiyonu CHP'nin. Her zaman olduğu gibi etrafında ufak bir tur atıp ondan sonra size teknik özelliklerini ve güzel yanlarını anlatmaya başlayacağım. 450 MT. Şimdi 450 MT arkadaşlar, çift silindirli 4 zamanlı Dodge motora sahip, 42 beygir ve 42 Nm tork üreten bir makina ile karşı karşıyayız bu videoda. Kaydırmalı debriyajı var arkadaşlar bu motorun. Ayarlanabilir amortisörleri var ki burada sele yüksekliği standart olarak 82 santim olarak geliyor. Burada ayarlayabiliyoruz şunu. 80 santime kadar düşürüp 87,5 santime kadar yükseltebiliyoruz sele yüksekliğini veya alçaklığını. Bu önemli ve güzel bir ayar olmuş diyebilirim CF450 MT'de. Şimdi şöyle 21 ve 18 inçlik lastik ebatı mevcut ön ve arka tarafta. Tel jant var gördüğünüz gibi. ABS, boş ABS fren sistemini kullanmış. Ayrıca TCS'miz mevcut. Traction Control sistemimiz. Ve yine şöyle söyleyeyim size. Buradaki pedalları göstereceğim. Offroad özellikli pedallar. Herhangi bir çamurdur, ayakta kaymadır vesaire yaşamamanız için offroad özellikli pedallar koymuşlar. Şimdi burada da gene aynı offroad'da ve rally'de biraz daha uzun bir cam mevcut. Burada aynaların katlanabilir olması, içeri doğru katlanılabilir olması bir güzel bir hareket olmuş. Şu şekilde içeri doğru katlayabiliyorsunuz. Orman yolunda ve dağ yolunda 3 tane pozisyonu var. Farklı farklı pozisyonlara sahip aynalar. Şimdi 450 MT'de ekranı da göstereceğim arkadaşlar. Birazdan çalıştıracağız. Büyük bir radyatörü sahip bu güzel bir özellik. TFT ekran var. Bunu da şimdi göstereyim ben size. Güneş çıktı biraz. Gözükür mü tam olarak bilmiyorum ama kontağı açtığımızda 450 MT'nin ekranı ve karşılayışı bu şekilde. Burada sol taraftaki ekran menüsünden şöyle yaparak menü içerisinde gezme işlemini sağlayabiliyoruz. Bunun yanında menünün içinde gezdiğiniz yollar, ondan sonra işte traction kontrolü buradan kapatıp açabildiğimiz bir görsel ve en sonunda da işte Bluetooth'u telefonu bağlama, müzik sistemi vesaire gibi özellikler mevcut. Şimdi sol tarafımızda uyarı levhaları var. Uzun kısa farlar, motor ışığı, ABS ışığı, yan tarafta yağ arızası gibi özelliklerimiz mevcut. Burada ayarlanabilir bir debriyajımız mevcut. Ondan sonra yine burada ABS'yi on off yapabildiğimiz bir butonumuz mevcut. Şimdi şöyle de göstereyim. Bu arka tarafta herhangi bir işte kamp sandalyenizdir, İşte nedir onun adı, çadırınız vesaire gibi şeylerinizi koyabileceğiniz bir çanta demiri mevcut. Güzel taraflarından birini de size söyleyeyim. Şu demir koruma demirleri ve alt tarafta da keza aynı koruma demirleri, bunlar motor üzerinde geliyor. Bunlar güzel. Amortisörlerimiz çok yumuşak değil ama yumuşak olması çok da istenilen bir şey mi bu tarz bir motor, motosiklette tartışılır. Çünkü arazi şartlarında
aracın çabuk dağılmasını sağlayabiliyor yumuşak amortisörler. Bu bir eksi yazar ama bunda çok yumuşak değil, çok da sert olduğunu söyleyemeyeceğim. Güzel bir amortisör var. En azından asfalt yolda değil, biraz bozuk yolda kullandığımızda. Şimdi alt devirleri motorun fena değil 450'lik bir motor için. Böyle aman aman bir hızlanma beklemeyelim. 42 Nm tork var. Böyle gaz aç, uza mantığı yok. Ama bu motor için, 450'lik bir motor için fena da sayılmaz. Keyifli bir motor diyebiliriz 450 MT için, özür dilerim. Başka atladığım bir şey var mı, söylemediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Selemiz güzel, selemiz yumuşak, onu da söyleyeyim ben size. En azından bu benim kendi fikrim. Burada USB'miz mevcut. Oraya USB'mizi takıp telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Güzel özelliklerden biri. Şimdi şöyle, ben bir de aracın sesini dinletmek istiyorum. Kontağı açtık. Burada 450 MT'nin sesini duyabiliriz. Burada çift çıkışlı bir egzozumuz mevcut. Burada sizi de hemen sesi de bu kadar, bu şekilde. Arka stoplar led gene. Aynı şekilde ön tarafta da şimdi dörtlümüzü yaktığımızda, selektör yaptığımızda onu size göstermek istiyorum. Şekilde. Yani şöyle söyleyeyim, sadece bir eksi olarak şunu söyleyebilirim. Çift disk frenleme sistemi ABS olsaydı daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Ama çok da gaz açmadığımız için bu da yeterli olmuş ama daha iyisi olabilirdi. Sadece lastikleri değiştirip kullanabiliriz. Ses de muhteşem. Ekranı da bu şekilde size göstermiş olalım. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa tekrar videoda cevaplarım veya yorumlarda cevaplarım, öyle söyleyeyim. 450 MT'li anlatacaklarım bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanala üye olup destek olursanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.